Milyonlarca insan, coşku, heyecan ve şampiyonluk umuduyla takımlarını izlerken, spor dünyasının pek bilinmeyen sponsorluk yönü hakkında ilginç gerçekler mevcut. Sadece oyuncu transferlerinde değil, sporculara ve teknik ekiplere ödenen galibiyet primleri için dahi kurumlar vergisi indiriminden yararlanılabiliyor. Vergi uzmanı Mahmut Aydoğmuş, Yılların en ses getiren transferlerinden biri olan Mauro Igar'di ödenen paranın 15 milyon TL'sinin devlet kasasından çıktığını açıkladı. Kısa bir ara. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Teşekkür ederiz. Şimdi devam edelim. Sponsorluk kulüpler için büyük ve vazgeçilmez bir gelir kaynağıdır. Taraftarlar arasında büyük heyecan yaratan birçok transferin sponsorlar sayesinde gerçekleştiği genel bir bilgidir. Ancak sponsorların bu desteklerinin önemli bir kısmının devlete ödenmesi gereken kurumlar vergisinden düşülebildiği pek bilinmeyen bir gerçektir. Sadece oyuncu transferlerinde değil, sporculara ve teknik ekiplere ödenen galibiyet primleri için bile vergi indirimi yapılabilir. Futbol sponsor firmalarının harcamalarının yarısı basketbol, voleybol gibi diğer spor dalları gibi amatör kabul edilen tüm branşlarda ise tamamı vergi indirimi kapsamında yer almaktadır. Vergi uzmanı Mahmut Aydoğmuş, bu şekilde devletin milyonlarca lira vergi kaybına uğradığını ve sponsorluk uygulamasında değişiklik yapılması gerektiğini belirtti. Oyuncu transferlerinde yüksek rakamlar Sponsorluk harcamalarına yönelik kurumlar vergisi kanunu, KVK ve gelir vergisi kanununda, GVK, yer alan düzenlemelere açıklayan vergi uzmanı Mahmut Aydoğmuş, mükelleflerin yaptıkları sponsorluk harcamalarının profesyonel branşlarda %50'sini, amatör branşlarda ise tamamını vergi matrahlarından düşürebileceğini söyledi. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yönetilen Süper Lig, Birincilik, İkincilik ve Üçüncülik profesyonel olarak kabul edilirken, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde bulunan basketbol, voleybol, tenis gibi diğer tüm branşlar amatör olarak kabul edilmektedir. Bu kulüplerin ulaştığı seviye ve elde edilen başarılar göz önüne alındığında dikkate değer bir ayrıntıdır. Mahmut Aydoğmuş, tebliğ bazlı yapılan düzenlemeye göre sponsorluk harcamasının şunları içerdiğini belirtti. Resmi spor organizasyonları için yapılan saha, salon veya tesis kira bedelleri. Sporcuların iaşe, seyahat ve ikamet giderleri. Spor malzemesi bedeli, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün uygun gördüğü spor tesisleri için yapılan ayni ve nakdi harcamalar. Sporcuların transfer edilmesini sağlayacak bonservis bedelleri. Spor müsabakaları sonucuna göre sporculara veya spor adamlarına prim mahiyetinde ayni ve nakdi ödemeler. Mauro Icardi örneği. Vergi uzmanı Mahmut Aydınmuş Galatasaray'ın büyük yankı uyandıran Mauro Icardi transferini örnek vererek sponsorluk harcamalarına vergi indirimi sürecini açıkladı. Vergi mükellefleri bir sponsorluk harcaması yaptıklarında, amatör ve profesyonel branşlara göre ödedikleri aynı veya nakdi miktarın tamamını veya %50'sini o yılki ticari kazançlarından düşürebilirler. Bu sayede sponsorluk harcamaları çerçevesinde %25 oranında ödenmesi gereken kurumlar vergisi veya %15-40 arasındaki gelir vergisi avantajından yararlanırlar. Galatasaray, PSG'den kiraladığı Mauro Icardi'yi bu yıl 10 milyon euro bon servis bedeliyle satın aldı. Kulüp Başkanı Dursun Özbek, bu bedelin 4 milyon eurosunun sponsorlar tarafından karşılandığını açıkladı. Yani 30 Türk Lirası kuru üzerinden hesaplandığında bu rakam 120 milyon TL'ye denk gelmektedir. Profesyonel seviyede kabul edildiği için yapılan sponsorluk harcamasının %50'si hesaba katıldığında 60 milyon Türk Lirası ticari kazançtan indirim hakkı elde edilir. Bu durumda sponsor firmalar %25 oranında ödemesi gereken 15 milyon Türk Lirası vergiyi ödemezler. Thank you